Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Roblox'ta yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Ninja Fighting Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun aslında Arm Wrestle gibi mekaniği aynı tarzda çalışan bir oyun. Sadece farklı animasyonlar, farklı bosslar, farklı petler ve farklı dünyalar var. Ama oyun güzel ve eğlenceli bir şeye benziyor. Bu oyunda kendimi geliştirmeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Kılıç var elimizde ve kılıçları sallayarak güç kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki farklı güçler de var yukarıda. Ama ben kılıç sallayacağım. Sonuçta Ninja Fighting oynuyoruz arkadaşlar. Kılıçlar çok tatlı duruyor. Şöyle aşağıya bir bildirim geliyor. Diğer kılıca geçebilirsiniz diyor. Burada kılıçlar var gördüğünüz gibi. Diğer kılıcı takarak daha güçlü ve daha hızlı bir şekilde güç kasabiliyorsunuz. Artık artı 2-2 güç kasıyoruz arkadaşlar. Kılıcın rengi, kılıcın sesi ve animasyonunu beğendim. Bayağı güzel. Oyunda yine bir sürü free gift'ler var arkadaşlar. Şu spin'i döndürmek istiyorum öncelikle. Ne çıkacak içinden merak ettim. Oha, en iyisi mi geldi şu an? %1'lik pet'i aldım galiba arkadaşlar. Peki bunun gücü ne? Yani ne kadarmış? 10 gücünde. Başlangıç olarak iyi olması lazım diye düşünüyorum. Oo, hemen diğer kılıca geçebilirsin falan dedi. Bayağı güçlü galiba arkadaşlar petimiz. Hemen de diğer kılıcımıza geçtik ve sallamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kılıç sallaya sallaya güçleneceğiz, hiç merak etmeyin. Yalnız çok çabuk mu doluyor ya? Pet o kadar OP mi arkadaşlar? 10 gücünde pet şu anda bayağı OP demek ki ilk bölümde. Baksanıza direkt abi direkt diğer kılıca geç diye uyarı veriyor. Çok iyi be, bayağı iyi. Burada bir günlük gifler varmış. Bu biraz uzun sürecek. Bunu o yüzden hemen pas geçelim. Diğer gifler, yanlış yere bastık. Diğer giflerde ne varmış? Oo, bunlar dolmuş bile bayağı. Şunları toplayalım. Bir tane daha yumurtamız var. Bedava petlerle oyunu bitireceğim arkadaşlar derken pik geldi. Bakalım gücü neymiş? 2.35 mi? Oğlum benim pet gerçekten OP'miş demek ki. Şimdi bakalım oyunda başka neler var arkadaşlar. Buralarda yumruk falan atarak da kasılabiliyorsunuz. Ekler falan var. Yine aynı. Burada bosslar var arkadaşlar. Bu 100 gücünde arkadaşlar. 1.2K, 8K, 65K ve 700K diye gidiyor arkadaşlar. Ben şuna dövüşebilirim ya. Şunu yeneriz herhalde arkadaşlar. Öyle düşünüyorum en azından. Saldır saldır. Oo, kılıç sesleri falan 10 numara. Abi bu ne böyle? Animasyon çok komik ama güzel ya, beğendim. Oyunun olmazsa olmaz kodlarına hemen girdim arkadaşlar. Güzel petler geldi galiba. Şöyle güçlerine bakacağım oğlum. Güçler bayağı iyi benim petlerden, çok iyi. 150 mi? Abi keşke en başta kodları girseymişim. 150 güç ne? Oğlum çok iyi, bayağı iyi. Hemen kılıcı değiştireceğim. En sona geldim arkadaşlar. Artık en sondayım. Bedava petlerle oyunu bitireceğiz galiba. Öyle görünüyor şu anda. En son boss'umuzu yenip diğer bölgeye geçeceğim arkadaşlar. İkinci bölgeye geçeceğim. Hadi bakalım oğlum. Hadi, biraz zorluyor bizi ama yeneceğiz abi. Patır kütür saldırıyorum yani şu anda. Bayağı eğlenceli yapmışlar ya. Güzel olmuş. Böyle os falan diyorlar. Çok iyi ya. Tamam, buradan çıkıyoruz artık. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümümüz Ice'mış arkadaşlar. Güzel. Ice Room'a geldik. Burada yine dizaynımız aynı ama şurada bir tane golden makinesi var. Petleri golden'a çeviriyoruz. Yani Arm'la hemen hemen aynı yapmışlar mekaniğini falan. Bölümleri bile aynı hemen hemen. Oo, bir dakika, burada 3 dişli bir şeye geçiyoruz. Bunun adını unuttum bak bu arada ama güzel. Mızrak falan da diyebiliriz belki buna, bilmiyorum adını. Bakalım ilk boss'umuzu yenebilir miyiz acaba arkadaşlar? Dalacağım, adam kılıçla dalıyor ama ya. Böyle olmaz ki. Aa, yendik. Vaa, çok iyi. Bayağı bir güçlendim arkadaşlar. Sondan bir önceki boss'u da yenmeye çalışacağım. Bunu da gayet rahat bir şekilde yeniyoruz bence. Rahat yendik. Şimdi ben biraz AFK bırakmıştım. Şu gifler de dolmuş arkadaşlar. Buradaki her şeyi almaya çalışacağım. Belki güzel güçlü petler elde ederiz. Evet, bakalım petlerin gücü neymiş? Oo, 10 falan var, 20 var. Bayağı iyi arkadaşlar. Ben şöyle bir best ekip dersem neleri takmış oluruz? 3 tane güzel pet taktık. Güzel. Evet, şu quest'teki ejderha petini aldım arkadaşlar ve bayağı bir güçlendim. Şimdi şu en sondaki boss'u yenmeye çalışacağım arkadaşlar. Auto fight'la yaparsanız daha kolay ölüyorlar, onu söyleyeyim.
Şimdi bunu yenip diğer bölgeye geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bayağı yakışıklı bir bossmuş ha abi. Vallahi karizmaya benziyor. Evet, becimizi aldığımıza göre bir kere daha yendiğimiz zaman tamam galiba arkadaşlar. Diğer bölgeye geçebileceğim galiba. Yes, yendik. Şimdi bakalım 20 milyon. Aa, geçtim. Geçtim. Aa, toplamda 20 milyon olmanıza gerek yok. Şu ana kadar 20 milyonu geçtiyseniz sayıyorlarmış. Güzel, onu sevdim. Buraya mesela gidebiliyor muyuz? Yok abi. Not enough bin yazıyor. Tamam, o kadar da akıllı olmayacakmışız demek ki. Burada bir void makinesi var. Yine aynı sistem. 30 dakika bekletiyor oğlum. Bu çok daha iyi. Arm'da 5 saat bekliyorduk arkadaşlar. Burada 30 dakika beklememiz yeterli oluyormuş. Bakalım bu dünyada hangi kılıçlar alabiliyoruz? Oha, hepsi açık mı? O nasıl oldu lan bu? Hepsi açık arkadaşlar. Çok iyi. Oğlum bayağı hızlı gelişiyoruz ya. Hızlı gelişiyor muyuz bilmiyorum. Ben bu oyunda yeniyim ama eski pro oyuncular tabii ki yo hızlı gelişmiyorsun diyebilirler arkadaşlar. Bence iyi, fena değil. Bu arada indekste de görev var. 25 tane pet keşfettiğinizde artı bir tane pet takma veriyor. Ben onu da aldım arkadaşlar. Şimdi buradaki bossları yeneyim diyeceğim ama of abi, bunlar trilyon güçlerindeler ya. Bunları nasıl yeneceğiz aga be? Şöyle biraz yumurta çatlattım arkadaşlar. En iyi 170 çatlattım. Diğerlerinden çok çok daha iyi. Bir craft yapıp güçlerine bakayım. Yine 100'leri geçtik. Tamam. Best equip dersem en iyi petleri takmış olduk arkadaşlar şu anda. Bir dakika arkadaşlar, bir şey keşfettim. Şu an 50 tane pet keşfetmişiz. Yani o yüzden ben 5 tane pet takabiliyorum. Şimdi anladım. Ben de ne oluyor dedim arkadaşlar, 5 tane pet takıyoruz çünkü her 25 pet keşfetmede bir tane pet veriyor, takma veriyor. Vallahi çok iyi, bayağı iyi. Bayağı bir AFK'nın ardından 1.9 trilyon güç yaptım arkadaşlar. Yani en azından ikinci boss'umuzu çok rahat bir şekilde yeneriz diye düşünüyorum. Şöyle ben şununla bir savaşayım arkadaşlar. 1.7 idi bu. Oha, yenemiyorum. Abi şaka mı bu? Şimdi auto fight'ı deneyeceğim arkadaşlar. Auto fight artı auto clicker. Bakalım yenebilecek miyiz bu güçle? Abi auto fight ve auto clicker aynı anda kullanmanız lazım, yoksa yenemiyorsunuz arkadaşlar. Bosslar, bilginiz olsun. Şöyle 1 milyar win kasmış oldum arkadaşlar. 1 milyar winle ya rebirth atacağım ya da trails alacağım. Önce bu trail'lara bir bakalım arkadaşlar. Bakalım bizi ne kadar güçlendirecekler ve ne kadar pahalılar. Oha, en sondakini direkt satın alabiliyorum abi. Direkt en sondakini aldım. Ne oldu şimdi yani? Gücüm değişmedi arkadaşlar. Haksızlık var. Gücüm değişmedi şu anda. Evet arkadaşlar, winlerimiz boşa gitti. Ben şimdi yine 1 milyar win daha kastım. Bu sefer rebirth atacağım arkadaşlar. Daha hızlı gelişebilmek için. Bakalım kaç tane rebirth atacağız 1 milyar winle. Basalım bakalım. Tüm winlerimizi bas... Aa oğlum, çok kısa sürdü be. Ben daha böyle uzun uzadıya gidecek zannediyordum abi. 450'ye kadar çıkabildik. Aga be. Umutlar, hayaller, gerçekler değilse arkadaşlar. Yani olaylar böyle, bu şekilde. Ninja Fighting Simulator oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Güzel ve eğlenceli, bir tık zor. Trade yok arkadaşlar. Her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Oyunu beğendiyseniz ve videoyu da beğendiyseniz Part 2'yi çekmeye çalışır, oyunu bitirmeye çalışırım arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.